Medeniyet Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 2015 yılında Alternatif Turizm Mali Destek Programı ile desteklenen ve oluşturulan Köyceğiz Orta Cadalaman yürüyüş ve bisiklet yollarının tanıtım etkinliği için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Güney Ege'nin ekoturizm potansiyelinin artırılması ve özellikle bisiklet ve trekking ile ilgilenen turist profilinin bölgeye çekilmesi amacıyla 2, 3, 4 Kasım 2021 tarihlerinde Türkiye'deki seyahat acentelerine yönelik Köyceğiz Orta Cadalaman yürüyüş ve bisiklet yolları The Ecotourist tanıtım etkinliği düzenlenecek. Muğla'daki Türkiye'nin dört bir yanından doğa ve macera turizmi alanında 25 acenteden yaklaşık 35 kişinin katılacağı etkinlik, başta Güney Ege Kalkınma Ajansı olmak üzere TÜRSAP, Dalyan Dernek, Dalyan TÜSEV, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, TGA, Mountains and Seas Travel, Ortaca Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, MUTSA, MUTSO ve Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü organizasyonu ve işbirliği ile düzenlenecek. Şimdi EcoTrace proje yürütücüsü Murat Demirci'yi projeyi ve etkinliği anlatmak üzere kürsüye davet ediyorum. Önümüzdeki hafta seyahat acentelerine, bölgemiz dışındaki seyahat acentelerine projeyi, rotaları tanıtmak amacıyla etkinlik düzenliyoruz. O etkinliğin bugün çok kısa bir tanıtımını yapacağım size. İsterseniz ilk başta bu proje kapsamında özellikle GEKA'nın desteğiyle oluşturduk biz bu projeyi. O kapsamda hazırladığımız bir tanıtım videosu vardı 3 sene önce. Bölgeden görüntüler içeriyor. Bakalım onunla başlayalım. Amaç Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın da belirlediği gibi ve biz de zaten projeyi ona uydurduk. Turizm sezonunu tüm yıla yaymak mümkün olduğunca. İlkbahar ve sonbahar ilk hedefler. Bir alternatif turizm altyapısı oluşturmak. Bölge değerlerini ekoturizm kapsamında tanıtmak, aynı zamanda korumak. Ve sadece deniz kıyı kesimi değil, kırsal ve iç kesimlerinde bu ekoturizmden pay sahibi almalarını sağlamak. Yöntem olarak biz 3 ilçeyi beraber düşünmüştük ve o şekilde hayata geçirdik. Sivil toplum da vardı, kamu kuruluşu da vardı. Sonuçta Karya'yı Likya'ya bağlayan sadece yürüyüş değil, aynı zamanda bisiklet rotalarının da oluşturulmasını amaç edinmiştik. Yürüyüş rotalarına kısaca bir göz atalım. 470 kilometre yürüyüş rotası var. Bakın, Dövüşdelen Kavşağı vardır Muğla yolu üzerinde. Oradan başlar Günlüklü Fethiye istikametinde. Günlüklü de Fethiye yürüyüş rotalarına bağlantı sağlayarak sonlanır. 3 ayrı koldan gider, bir kuzeyde, bir kıyı rotası, bir de ilçe merkezlerinden geçen orta hat dediğimiz rota. 3 ilçe, 25'ten fazla köy, 470 kilometre. Nerelerden geçiyor? Bölgemizin bölge değerleri diye adlandırdığımız yerlerinden. Amaç bunları yürürken, buralara uğrayarak onları görmek. Arkeolojik kalıntılarımız var 3 ilçede. Kaplıcalar, şelaleler, bunların bir kısmını görmemişsinizdir. En popüler olan en soldaki Toparlar Şelale ama diğerleri hala yürüyüşçülere gizli, öyle diyelim. Koylar, kumsallar bizim bölgemizde, 3 ilçenin. Ormanlarımız, sığla ormanları özellikle. Köyceğiz Gölü etrafında konuşlanmış durumda. Bisiklet rotalarında 740 kilometrelik mevcut yolları kullanarak oluşturduğumuz rota. Bunların büyük bir kısmı toprak yolda, bir kısmı asfalt yolda. Sadece tabelalandırma ile belirledik. Yine 3 ilçe ve 47'den fazla köyü kapsıyor. Köyceğiz'de 4, düzeltiyorum, Köyceğiz'de 5, Dalaman'da 5, Ortaca'da 4 rota. Bütün bu rotalar birbiriyle bağlantılı. Alternatif turizm ya da aktif turizm, yürüyüş, bisiklet konusunda faaliyette bulunan
seyahat acentalarına bir duyuru yapıldı. Ve onların sonucunda 25 acente önümüzdeki hafta Dalyan'a gelecek ve 3 gün boyunca biz onlara rotaları tanıtacağız. Daha önce belki geldiler, Dalyan'ı, Ortaca'yı, Köyceğiz'i, Dalaman'ı gördüler. Bu mesela videoda gördüğünüz birçok yeri belki gördüler ama ya minibüsle gittiler ya arabayla gittiler. Şimdi biz onlara farklı bir şekilde gösteriyoruz. Bu acenteler de zaten bu işleri yaptığı için mesela Likya yolunda tur düzenliyor. Biz şimdi onlardan bizim bölgemizde aynı paket turları, günlük turları yapmalarını bekliyoruz. Bu sebeple tanıtım amaçladık. Tüm dünyada pandemiyle birlikte özellikle deneyim turizmi, doğa dostu turizm, doğa değerleri ön plana çıkmaktadır. TÜSEV Vakfı olarak da biz bu konuda ekoturizm master planıyla beraber tüm bölgenin, özellikle Adalaman, Ortaca, Köyceğiz bölgesinin güçlü ve fırsat yönlerini yakalamak istiyoruz. Ekoturizm de bu konuda ekoturizm master planındaki en önemli değer taşlarından birisidir. Bugün baktığınız zaman artık tüm dünyada deneyim turizmin ön plana çıkmasıyla birlikte su sporları, dalış, yürüyüş, bisiklet bu tarz değerler için Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz bölgesi cidden bir cennettir. Bu konuda özellikle Dalyan Delta Spor'da bir oluşum okurup bu bölgemizdeki sosyal ve sosyoekonomik aynı zamanda turizm faaliyetlerini de desteklemek için çabalarımız devam etmektedir. Bizim sorumluluk alanımız Köyceğiz'den başlıyor. Fethiye'de Seydi Kemer de bundan Saplıkent Çayı'na kadar devam ediyor. Yani bu ekoturizmin içinde olduğu alanın sorumluluğu TÜRSAP olarak biz yapıyoruz. Yaklaşık olarak Avrupa'da sadece bisiklet organizasyonlarından 44 milyar euro gelir elde etmekte Avrupa ülkeleri. Bunun büyüklüğünü şöyle anlayabiliriz. Kruvaziyer turizminden 39 milyar euro kazanılıyor. Sadece bisikletten 44 milyar euro kazanılıyor. Önümüzdeki yıllarda bunun meyvelerini alacağımıza inanıyorum ben. Özellikle ben çok seyahat ediyorum ve bisiklet rotaları konusunda çok soru alıyoruz. Yani eskiden bu kadar almıyordum. Yani rota var mı? Bisiklet yapıyor musunuz? Bisiklet turu yapıyor musunuz? Yürüyüş yapıyor musunuz? Yurt içindeki acentalardan bahsediyorum. Önümüzdeki yıllarda bunun etkisini çok göreceğiz. Değerli katılımcılar, Güney Ege Kalkınma Ajansı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kalkınma Ajansımız tabii yıllardır turizmle ilgili, alternatif turizmle ilgili çeşitli destekler sağlamakta, projeler yürütmekte. Bu projelerde en öne çıkan konu sürdürülebilirlik konusu oluyor. Yani yıllar önce yapılan projenin hala sürdürülebilir olması, bunun bu şekilde kurgulanmış olması ajans için önemli bir kazanç, önemli bir hedef. Biz de bu projede bu sürdürülebilir yapının devam ettiği, projenin sonuçlarının devam ettiğini görmekten çok mutluyuz. Yani o anlamda proje yürütücülerimize çok teşekkür ediyorum ben. Ayrıca proje tabii çeşitli paydaşlarla, yerel paydaşlarla giderek büyümekte, sahiplenilmekte. Bu da ajans için bizim önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalar için önemli bir motivasyon kaynağı. Bu anlamda da hem proje yürütücümüze hem de iştirakçilerine, bu konuda kendileri işbirliği yapan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Tabii Eco Trace projesi 2015 yılı mali destek programları kapsamında desteklenmişti. Gerçekten bütçe maliyet etkinliği olarak düşündüğünüz zaman çok önemli bir proje. Sonuçları artık maliyetini kat kat üzerinde faydaları olan bir proje olarak görüyoruz biz bu projeyi. Hem zaten önceki konuşmacılarımız da bahsetti. Önemli doğa imkanlarına sahibiz. Doğal güzelliklere, tarihi güzelliklere sahibiz. Bunları hem yerel halkın daha fazla yararlanacağı bir 12 ay turizm hedefine hizmet ediyor proje. Hem de aslında çok güzel de bir şey yapıyor. Ben de bir çok sporla ilgilenemesem de bir doğa tutmuyorum ben de. Ve doğa severlerin derli toplu bir şekilde buraları ziyaret etmesine imkan sağlıyor. Doğa severlere, işte bisiklet sporcularına, diğer
işte ekoturizmle ilgilenenlere önemli bir imkan sağlıyor, büyük bir iyilik yapıyor. O anlamda da bu Doğa Tutkunları adına da ben teşekkür ediyorum proje yürütücülerimize, bu konudaki işbirliği yaptığımız kurumlara. Önümüzdeki hafta yapılacak etkinlik tabii artık giderek ön plana çıkan doğa turizmiyle ilgili çok önemli bir etkinlik. Seyahat ajantalarımızın buraya turlar düzenlemesi, buranın giderek popülerleşmesi, tabii yerel değerlerimizi, doğamızı koruyarak buna devam ediyoruz zaten. Projede ona uygun hazırlanmış, devam ediyor. Çok önemli bir kazanım olacak bölge için. Köyceğiz Ortaca Dalaman'da bizim yeni projelerimiz de var. Yani ajans en son alternatif turizm mali destek programında buralardaki projelere tekrar destek kararı aldı. Örneğin Köyceğiz'de Toparlar Şelalesi ile ilgili bir düzenleme projemiz. Dalaman'da rafting ile ilgili bir projemiz. Ortaca'da da dünyadaki dijital nomadları, dijital göçebeleri merkez olarak Muğla'yı hedef gösterecek yazılım sektörüne, dijital sektörünün mekandan bağımsız olarak çalışanlarından bir imkan sağlayacak, burayı tanıtacak, o anlamda da tanıtacak bir dijital nomad projemiz de Ortaca merkezde tüm Muğla'yı kapsayacak şekilde başladı. Tabii buranın yakın destinasyonları var. Fethiye, Seydikemer'de antik pedal yine antik kentleri bisiklet yollarıyla birbirine bağlayacak ve Fethiye'de de Sualtı Tarih Parkı vizyoner projelerimiz olacak önümüzdeki dönemde. Bu projenin de sürdürülebilirliğine hepsi katkı sağlayacağını düşünüyoruz.